Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşip. Youtube kanalıma hoş geldiniz tekrar. Ve yeni bir haftanın 29 Ocak 4 Şubat haftasının etkilerinin Vedik Astroloji ve Sideral Zodya'ya göre bu sefer burçlara göre yansımalarını anlatmak için yine karşınızdayım. Koç Burcu ile hemen başlayalım. Bakalım burçlara göre bu haftanın iyi yönetilmesi gereken bu haftanın etkileri bize neler fısıldıyor. Evet öncelikle sevgili koçlar, Yükselen koçlar, ay burcu, koç olanlar. Biraz e, sizin özellikle burcunuzla bağlantılı, hani dikkatli yönetilmesi gereken etkiler olduğu için bu hafta beni iyi dinlemenizi, bazı şeyleri daha fazla dikkate almanızı, e, böyle hani çabuk yükselmeye birden spontan hareket etme, dürtüsel davranma eğiliminiz yüksektir özellikle e, yükselen koç. Ay burcu koç olanların bu noktada daha da yüksek etkileri vardır. İşte buraları iyi kontrol etmemiz gereken bir hafta geçiriyoruz sizin adınıza. Öncelikle biraz daha kişisel alanlarınız, bakımlarınız, kendi kişisel zevkleriniz ya da kişisel alanlarınız, oradaki işlerinizle ilgili noktalara şöyle hemen haftanın başında pazartesi günü yer ayırarak haftayı çok rahatlıkla yönetebilirsiniz. Bu hafta kişisel işleriniz ve öz bakımlarınızla ilgili ikili ilişkileriniz, aşk, duygusal hayatınız, burada böyle dengelemeye çalıştığınız noktalar ya da vakit ayırmaya, kendinizle ilgili noktalarda da vakit ayırmaya çalıştığınız bu kişisel bakımınız da olur, kişisel gelişiminizle ilgili bir eğitim veya benzer bir şey olabilir, bir hobinizle ilgili bir şey olabilir. Bunlar için pazartesi ve cuma gününü özellikle ele almanızı tavsiye ediyorum. Zaten e, Cuma'dan itibaren ay karşı burcunuza geçecek. Cuma, cumartesi etkileri daha rahat hareket etmenizi sağlayacak enerjiler var. Dikkat etmeniz gereken bu hafta iyi yönetmeniz gereken en önemli nokta çarşamba günü. Vedik astroloji ve sidren Zodu'ya göre özellikle yükselen koç, ay burcu koç, güneş burcu koç olanlar için biraz daha ünlem koyarak anlatmak istiyorum ya da belirtmek istiyorum ki çarşamba ve perşembe çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Çünkü burcunuzda Jüpiter, Hamal dediğimiz önemli genel etkiler videosunda anlattım önemli bir sabit yıldız bölgesine geçmiş olacak. Fazla mücadele, hırs, tüm bunlara dikkat edin. İftiralar, arkanızdan konuşulan işler, bir şeyi fazla büyütmek ve hani düzumsuz bir savaş haline geçirmek getirmek çok önemli. Bu getirmemek çok önemli bu noktada. Aynı zamanda gardınızda biraz bu hafta çarşambadan itibaren önünüzdeki 15 gün ama bu hafta için çarşamba ve perşembe yüksek tutmanızda fayda var. Kariyer ve işle ilgili önemli bir görüşme, toplantı, önemli bir karar, bir şeyin başlaması bunlar için de çarşamba ve özellikle perşembe günleri uygun değil. Perşembe günün saat 2'den sonra illa bir şey yapmanız gerekiyorsa değerlendirmeye çalışın. Cuma'dan itibaren rahatlayacaksınız. Hafta sonunu çok daha rahat sizin için ikili ilişkiler, başkalarıyla kontaklarınız, birlikte halletmeniz gereken işler, böyle hani ekip işleri ya da sosyalleşme ile ilgili noktalarda çok daha iyi kontaklarla Cuma'dan itibaren rahatlayarak haftayı tamamlayacaksınız. Ama gerek Haftanın yöntemi işle ilgili, kariyerle ilgili, bireysel hayatlarınızla ilgili noktalarda demek ki hafta ortasında biraz daha dikkatli yönetilmesi gereken noktalar var. Eğer dediğim alanda daha sakin, daha akıllıca analiz ederek şöyle bir ilerleyebilirseniz bu noktalarda çok rahat toparlarsınız diye düşünüyorum. Sağlıkta da özellikle sindirim sistemi, bağırsaklar, enfeksiyonlar bu noktalara dikkat edin. Ee, bağışıklık sisteminize bu hafta önem vermeye çalışın. Merkezi sinir sisteminiz, duygusal iniş çıkışlarınız, uyku düzeniniz önem vermeniz son derece yerinde olur. İlişkilerle ilgili de yine hafta ortası, çarşamba ve perşembe şartları ve durumları Fazla zorlamayın partnerinizle, sevdiklerinizle, değer verdiğiniz kişilerde dahil onlarla diyaloglarınızı ve iletişiminizi fazla zorlamamaya, daha akıllıca hareket etmeye önem gösterin sevgili koçlar. Her şey gönlünüzce olsun güzellikle, kolaylıkla olsun. Haftanın tüm enerjilerinin size güzel faydalar getirmesini, en yüksek ayrınıza her şeyin ilerlemesini, işlerinizin su gibi akmasını canı gönülden temenni ederim. Sağlıkla, afiyetle, aşkla tamamlayın inşallah haftanızı. İyi haftalar. Ve sevgili boğalar, yükselen boğalar, ay burcu boğalar, güneş burcu boğalar. Gelin bakalım bu haftanın enerjileri sizin adınıza da neler söylüyormuş bir kontrol edelim. Şimdi haftaya biraz daha önemli etkiler vardı. Gelen etkiler videosunu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi bir hasta tavsiye edeceğim. E, bu haftanın iyi yönetilmesi gereken etkileri vardı ve sizin için pazartesi bir hasta haftanın hemen başı hatta salı gününün böyle öğleden sonraya kadar olan kısmı ev, aile, yuva, kendi iç alanlarınız, ebeveynlerle ilgili konular, belki emlak, gayrimenkulle ilgili işleriniz varsa bunlara biraz daha dönük enerjilerle bu alanları geçirme potansiyeliniz var. Diğer taraftan kişisel bakımınız, kişisel işleriniz, tüm bu alanlarla ilgili pazartesi gününün enerjileri ve bir de e e cuma gününün daha doğrusu etkileri daha hani o koşturmalarınızı çözebilmeniz için size destek vermekte. Bu hafta, çarşamba ve perşembe zorlu etkiler vardı. Aşk, ilişkiler, duygusal hayatınız, çocuklarla ilgili konular, kişisel alanlarınızda bu iki günün enerjilerini siz kendi adınıza bu konularda daha dikkatli geçirmeniz gerekiyor. Biraz hobilerinize, kendi kişisel alanlarınıza dönük olabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe kişisel bakımınızla ilgili, özellikle radikal kararlar almamaya Radikal işlemler, ne bileyim saç renginin tamamen değiştirilmesi, saçın bambaşka bir modele dönüştürülmesi gibi o noktaları pek girmemeye çalışın. Çarşamba ve Perşembe, Cuma yaptırabilirsiniz. Pazartesi, hatta sizin için Salının da enerjileri daha uygun. Ama Çarşamba ve Perşembe hafta ortasını bu tip işlemlere sakın yer ayırmamaya özellikle gayret edin. Ee, yakın çevreniz Hani kişisel olarak görüştüğünüz, önem verdiğiniz, sevdiğiniz, duygusal bağlılıklı olduğunuz, e, flört ettiğiniz, a, aşk ilişkisi yaşadığınız, böyle hayatınızda partner dediğimiz, yakın e, temasla görüştüğünüz kişilerle diyaloglarınız açısından da çarşamba ve perşembe dikkatli olmak gerekiyor. Şartları, iletişimi, sorunları bir şeyi büyütmeden ilerletmek gerekiyor. Yine bu hafta ortasının bu iki günü şansınız da çok zorlamamaya özellikle gayret edin. Parasal konularda riskli adımlar aynı zamanda atmayın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Sözleriniz yanlış anlaşılabilir. Neyin nereye gitti? Yani siz hiç öyle ummazken, hiç onu kastetmemişken bambaşka bir şeye gidebilir konuşma. Özellikle de ikili ilişkileriniz, duygusal alanlarınız, sevdikleriniz, değer verdiğiniz kişilerle diyaloglarınızda bu haftanın ortasında bu iki gün bunlara dikkat etmekte fayda var. Cuma bir yoğunluk var, koşturma etkisi var. Aynı zamanda daha enerjinin akıcı olduğu bir gün. Bu hafta şöyle dışarıda halletmeniz gereken, işinizle gücünüzle çözmeniz gereken ya da yapmanız gereken bir görüşme, bir temas, bir şey varsa bunu çok rahatlıkla cuma gününe alabilirsiniz. Hele de böyle biraz strateji, hukuksal bir konu, şöyle bir denge isteyen bir konuysa çok rahatlıkla cumaya alınabilir. Hafta sonu yine sağlığa biraz dikkat etmekte fayda var. Özellikle enfeksiyonlar e, ee, idrar yolları enfeksiyonları daha başta olmak üzere e, sistemi bu alanlarda yediğinize, içtiğinize, bağışıklık sisteminize, işte gribal enfeksiyonlar ve benzer alanlara karşı hafta sonunda itibaren biraz daha tedbirli olup şöyle bağışıklık sistemimize dikkat edin, üşütmemeye özen gösterin. Çok kalabalıklar içerisinde malum biraz da e, grip salgını var. Bu alanlara dikkat etmekte fayda var. Sizin adınıza hafta sonundan itibaren her zaman dikkat edeceğiz ama bir tık daha hassas noktalar var. Cumartesi ve pazar bu noktalara sevgili boğalar dikkat edeceğiz. Sağlıkla geçsin haftanız, güzellikle geçsin. Her işiniz su gibi aksın. Sevdiklerinizle, kolaylıkla, değer verdiklerinizle değer verildiğiniz bir hafta olsun inşallah maddi açıdan bolluk ve bereket içinde gönlünüzün rahat edeceği harika bir hafta temenni ediyorum. Şans, güzellikler sizinle olsun. İyi haftalar. Ve sevgili ikizler, yükselen ikizler başta olmak üzere bu haftanın enerjileri yine yoğun etkiler barındırıyordu. Kazançlar, hedefler, sosyal alanlar, arkadaşlar bu noktalarda özellikle hafta ortasında aile büyükleriyle ilgili konularda bir takım sınavlar gelebilir, zorluklar söz konusu olabilir. Biraz daha buralara dikkat etmek gerekiyor. Aile büyüklerin sağlığı, onların hani genel e, sağlık alanları burada yapılması gereken bir takım kontroller dikkat edilmesi gereken noktalar varsa biraz buralara dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlarla, dostlarla bazı sürtüşmeler söz konusu olabilir. Var olan problemler birdenbire büyütülebilir. Bu alanlara da dikkat edin. Yine bu hafta ortasında çarşamba ve perşembe maddi konular, ticari alanlar daha hassas olabilir. Risklere girmeyin. Bu hafta en fazla dikkat etmeniz gereken noktalardan biri sağlığınız. Sağlığınıza önünüzdeki her zaman dikkat edilmesi gerekiyor ama bir tık daha önemli etkiler var. Sağlığınıza, beden sağlığınıza, kendinizi korumaya, özellikle enfeksiyonlara karşı daha özenli olmanızı tavsiye ediyorum. Çok kalabalıklara girmemeye çalışın. Gökyüzü etkilerinden ziyade sağlıkla ilgili hassasiyetler nedeniyle hani böyle biraz da grip sezonunun açık olduğu daha etkilerin yüksek olduğu bir döngüden geçiyoruz. Burada kendinize, bağışıklık sisteminize biraz daha özen, özen göstermenizi özellikle tavsiye edeceğim sevgili dostlar. Şimdi sevgili ikizler bunun dışında hemen hafta başı özellikle iletişim alanları açısından kuvvetli etkiler var. Yakın çevrenizle ilgili konular, ailevi alanlar biraz daha hafta başı daha dikkatinizin perşembeye kadar olan zaman daha fazla odaklandığınız noktalar olabilir. Bir girişiminizle ilgili salı günü bir fırsat önemli bir etki söz konusu olabilir. Enerjisi yüksek böyle devinim yüksek bir gün zaten. Bir girişiminizle ilgili bir fırsatı değerlendirme şansınız ortaya çıkabilir. Çarşamba ve perşembe çok dikkat ediyorsunuz. Özellikle yakın çevre, ailevi konular tüm bu alanlarda aynı zamanda Emlak ve gayrimenkulle ilgili bir işiniz, bir durumunuz, bir anlaşma, sözleşme, bir şey durumu varsa buna çarşamba ve perşembe mümkünse pek değinmemeye gayret edin. Cumadan itibaren rahatlayacaksınız. Hem daha akıcı bir enerji içine gireceksiniz hem de kişisel alanlarınız için cuma günü çok güzel bir etki var. Sevdiğinize vakit ayırmak, çocuklarınıza vakit ayırmak, kişisel alanlarınıza vakit ayırmak, okumadığınız bir kitabı okumak, seyretmediğiniz bir filmi seyretmek, dostlarla bir arada olmak kişisel bakımınız, estetik, güzellik, bir bakımla ilgili, öz bakımınızla ilgili yaptırmak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz bir şey varsa bu hafta bunu çok rahatlıkla cumaya alabilirsiniz. Alışveriş ve benzer noktalar için de güzel etkiler var. Şans enerjisinin de yüksek olduğu etkiler var. Demek ki cumaya kadar dediğim noktalara dikkat. Cuma'dan itibaren özellikle cuma günü güzel enerjilerin sizinle olacağı etkilere inşallah geçiş yapmış olacaksınız. Evet sevgili ikizler bu haftanın her birinize ayrı ayrı güzellik, bolluk, bereket, kolaylık vermesini, sağlıkla, afiyetle tamamlanmasını canı gönülden temenni ediyorum. İyi haftalar dilerim. Ve sevgili yengeç burçları, yükselen burçları, ay burçları yengeç olanlar başta olmak üzere bu hafta şöyle parayla ilgili, banka ile ilgili, bankacılık işlemleri ile ilgili, kredilerle ilgili işleriniz varsa pazartesi günü buraya vakit ayırabilirsiniz. Bu işlerinizle ilgili daha akıcı ilerleme potansiyeli olan sizin adınıza etkiler var. Diğer taraftan konuşmalar, görüşmeler adına da yoğun enerjiler var. Aile büyükleriyle olan diyaloglara dostlarınız, arkadaşlarınızla olan diyaloglara biraz bu hafta özellikle pazartesi günü dikkat etmenizde fayda var. Yanlış anlaşılmalara, sizin söylediğinizin bambaşka bir noktaya çekilmesine diyelim ee, daha meydan verecek etkiler söz konusu. Bu noktada özellikle pazartesi günü Çarşamba ve Perşembe günü daha dikkatli olun. Konuşmalarınız açısından daha sakin ilerlemeye çalışın. E veya böyle bir hani sözlü bir anlaşma yapmanız gerekiyorsa, sözlü bir, e, bir e, işte sözleşmeye ya da bir yani uzun vadeye de yayılacak, orta ve uzun vadeye yayılacak bir anlaşma etkiniz varsa sözlü konuştuktan sonra onunla ilgili mutlaka yazılı bir şey de bağlamaya çalışın bir mail olarak ya da işte bir e, küçük bir kağıda not alıp karşılıklı imzalayacağınız şekilde. Sonra o sizin hani düşündüğünüz, konuştuğunuz, anlaşmaya vardığınız mesele, konu daha sonra bambaşka bir hale dönüşebilir. Sizin hiç hani anlaştığınız, konuşmadığınız gibi bir hale gelebilir. Dolayısıyla da bu noktaları biraz bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor. Yine çarşamba ve perşembe biraz kritik etkiler vardı. Sizin adınıza yakın çevre, yakın arkadaşlar, kuzenler, kardeşler, onlarla bağlantılı ilişkilerde biraz daha iyi yönetilmesi, daha sakin gidilmesi gereken etkiler söz konusu olacak. Ve kariyerle ilgili bu haftadan itibaren önünüzdeki 10 günlük, 15 günlük dönemde çarşamba, bu hafta çarşamba ve perşembe daha önemli olmak üzere çalışıyorsanız iş ve kariyerle ilgili resleşmelerin artacağı, mücadelelerin çok artacağı etkiler var. Ne yapıp yapıp doğru olan da etik olan da kalmak gerekiyor. Önemli çıkışlar, önemli fırsatlar da söz konusu. Ama bir taraftan da hani bir şeyin fazla mücadeleye dönüşmesi, düşmanlarla uğraşmak zorunda kalmanız, e, rekabet ettiğiniz kişilerle ilgili beklenmedik şeylerin gelişmesi söz konusu olabilir. Hukuksal alanlarda da bu hafta önemli bir başlangıcı çarşamba ve perşembeye denk getirmemeye gayret edin. Eğer ders çalışıyorsanız, öğrenciyseniz, dikkatinizi vermeniz gereken noktalar varsa e, hocalarınızla, eğitmenlerinizle çözmeniz gereken bir durum varsa yine çarşamba ve perşembeyi boş bırakın. Daha çok cuma günü enerjileri bu anlamda daha sizi destekleyecek etkiler verme potansiyelinde. Cuma'dan itibaren daha rahatlayacaksınız. Özellikle ailevi konular, ev alanları hatta kendi alanlarınızda kalarak cumadan pazara kadar olan dönemi hafta sonu biraz daha Böyle evde kendi alanlarınızda dinlenerek ya da daha hani sakin bir şekilde, sakin ortamlarda belki yoganızı, meditasyonunuzu ya da dua yapıyorsanız duanızı yaparak, özel namazlarınız varsa biraz bunlara vakit ayırarak bu alanlarda daha sakin, daha e, böyle hani yatay seyirde cumadan itibaren mutlaka evinize, yuvanıza, sevdiklerinize, kendi iç enerjilerinize vakit ayırarak haftayı da böyle tamamlamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Demek ki çarşamba ve perşembeye biraz dikkat edeceğiz. İlla perşembe günü bir şeyler yapmanız, önemli bir adım atmanız gerekiyorsa bunu hani pek tavsiye etmem çarşamba, perşembe ama bazen de kontrol etmesi zor olabiliyor. O zaman mümkünse saat 14'ten sonra almaya, denk getirmeye gayret edin sevgili yengeçler. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. Haftanın tüm enerjilerini en yüksek kaydınızda sağlıkla, afiyetle, kolaylıkla tamamlamanızı, işlerinizin su gibi akmasını canlı gönülden temenni ediyorum. Sevgiyle, afiyetle kalın inşallah. Ve sevgili aslanlar, yükselen aslanlar başta olmak üzere. Sevgili aslanlar, ay burcu aslanlar, yükselen aslanlar, güneş aslanlar. Bakalım haftanın enerjileri sizin için neler fısıldıyor. Çayınızı kahvenizi alın gelip bakalım. Ee, bu haftanın etkilerini Vedik astroloji ve Strelzodia'ya göre bir konuşalım. Şimdi Ay burcunuzda ilerlerken haftaya başlayacaksınız. Bu hafta kişisel bakımınızla ilgili bir takım işleriniz varsa, önemli etkileriniz varsa, halletmeye çalıştığınız bir durum varsa ya da bir adım atmak istiyorsanız kişisel konularınızla ilgili bunun için pazartesinin ve özellikle sizin adınıza Cuma'nın etkileri gayet destekli. Hukukla ilgili bir iş, bir adım, bir davayla ilgili çözmeye çalıştığınız bir durum varsa, bunu da yine çok rahatlıkla Cuma gününe alabilirsiniz bu haftanın etkilerinde. Neye dikkat edeceğiz? Şimdi Salı günü e, bankacılık işleri, kredilerle ilgili işler, güçler, hani böyle bir çözülmesi gereken noktalar varsa, bunu çok rahatlıkla Salı gününe bu hafta finansal konularla ilgili işlerinizi, konuşma, anlaşma, sözleşmeler, bunlarla ilgili işlerinizi Salı gününe denk getirebilirsiniz. Pazartesi günü kişisel işleriniz. Ama çarşamba ve perşembeyi dikkatli yönetmeniz gerekiyor. Ee, özellikle yurt dışı konuları, yurt dışı kontakları, eğitim, akademik çalışmalar, e, biraz hayata bakışınız, bu anlamda attığınız adımlar, konsolosluk işleri, vize başvuruları, böyle be benzer bir takım işler varsa çarşamba ve perşembe mümkünse bunları pek ele almamaya, bu iki günü hiçbir şey mi yapmayacağız diyeceksiniz. Tabii ki yapacaksınız ama... Rutin işlerle geçirmek gerekiyor. Oldukça hassas enerjiler var. Ee, özellikle maddi konularda ve ticari alanlarda da tanıtım, organizasyon, bir şeyin ortaya çıkartılması. Bunlarda da bu iki günün enerjisi sizin için de hiç destekli değil. Yakın çevrenizle ilgili konular çok aktif olabilir. Özellikle cumadan itibaren yakın çevrenize vakit ayırmak, arkadaşlarla ilgili konularla uğraşmak, biraz daha buralara odaklanmak anlamında da etkiler yüksek. Bir girişiminizle ilgili bir şey ortaya koymak, bir tanıtım yapmak, bir şeyle ilgili önemli bir adım atmak istiyorsanız bu hafta uygun zaman sizin için de cuma günü olacak. O günü biraz daha bu işlerle değerlendirmenizi hiçbir şey yoksa böyle hani bu alanlarda yapacağınız hiçbir şey yoksa bile kendi alanlarınıza dönmenizi, yakın çevrenizle ilgili konulara yönelmenizi, şöyle arkadaşlarla görüşme, yakın çevreye, kardeşlerle bağlantılı işlere vakit ayırmak için son derece etkin enerjiler var bu haftanın cuma enerjileri içerisinde. Demek ki pazartesi ve cuma daha destekli etkilerden geçeceksiniz. Salı günü de maddi konular, finansal alanlarla ilgili çözmeniz gereken işler varsa bunlara yönelebileceksiniz. Hafta sonuna baktığımda küçük bir seyahat, bir yolculuk olabilir ama yine hani arkadaşlar, yakın çevreyle ilgili iletişimde hafta sonu biraz daha hassasiyetler var. Aile büyükleri, onlarla olan diyaloglarda da böyle küçük meseleleri büyütmemek gerekiyor. Sağlık açısından bu hafta, özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren dikkatli olmak gereken noktalar var. Bağışıklık sisteminize, sağlığınıza biraz daha önem gösterin. Bu alanlarda daha e, kontrollü olmaya çalışın bağışıklığınızı destekleyici hani aldığınız doktorunuzun tavsiye ettiği ek şeyler varsa bunları da ihmal etmemeye çalışın özellikle Perşembe'den itibaren haftanın böyle biraz daha ikinci yarısı sevgili aslanlar her şey gönlünüzce olsun güzellikle olsun kolaylıkla olsun haftanın tüm etkilerinin size bolluk bereket güzellikler getirmesini en yüksek hayrınıza her şeyin ilerlemesini, işlerinizin kolaycacık su gibi akmasını canı gönülden temenni ediyorum. Sağlıkla, bollukla, bereketle, afiyetle geçirin, tamamlayın inşallah. İyi haftalar. Ve sevgili başak burçları, yükselen başaklar, ay burcu başaklar, güneş başaklar başta olmak üzere. Bakalım sizin enerjileriniz, sizin etkileriniz bu hafta neler fısıldıyor. Şimdi hemen haftaya Pazartesi gününün etkilerinde biraz ay arka alanınızdan gideceği için daha böyle dinlenme işine, daha kişisel alanlarınıza vakit ayırarak geçirin. Kalabalığa girmeyin. Ee, i̇şte yoğun misafir ağırlama, kalabalıkların içinde olma hem sağlık açısından hem fiziksel gücünüz açısından sizi fazlasıyla yorabilir. Pazartesiyi ağır işlerle de geçirmeyin. Gerek işte dışarıda gerek içeride ev hayatında daha rutinde daha böyle kendinizi yormadan pazartesiyi değerlendirmeye çalışın. Salıdan itibaren ay burcunuza geçiyor, hareketleniyorsunuz ancak dönüşümler etkisi, tüm bu alanlarla ilgili mücadele etkisi, biraz yüksek enerjiler var. Bu haftadan itibaren, Çarşambadan itibaren önünüzdeki 10 günlük, 15 günlük dönemde kritik etkilere geçmeyin, mücadelelerin dozunu iyi ayarlayın. Ee, bazı hani mücadele gerektiren, yoğunlaşılan işlerle uğraşabilirsiniz. Hiçbir şey riske atmayın. Özellikle maddi konularda riske adımlar içerisinde olmamaya özen gösterin, sevgili Başaklar. Bu hafta. Ee, böyle kendinizi ortaya koymak, idari bir konuda bir şey toparlamak, tanıtım, e, alım satımlar, taşınmayla ilgili fiziksel olarak da koşturma gerektiren bir takım işleriniz varsa bunu artık da salı gününe alabilirsiniz. Çarşamba günü e, Burcunuzun yöneticisi Merkür'ün bir kontağı ve zayıf ilerlemesine göre vedik Astroloji ve Sidra Zodya'ya e, göre baktığımızda özellikle ilişkiler, yakın çevreniz, e, Aşık duygusal alanlarınız, şansa bağlı işlerinizle ilgili şartları zorlamamanız gerekiyor. Bu hafta ilişkilerle, aşkla, duygusal alanlarınızla ilgili çarşamba ve perşembenin enerjilerine biraz daha dikkat etmekte fayda var. Diğer taraftan bir girişiminizle ilgili, parasal konularla ilgili sürpriz bir gelişme de söz konusu olabilir. Ummadığınız bir yerden bir kazancınızın, bir şeyin çözülmesi, bir şey yoluna girmesiyle ilgili özellikle perşembe günü sürpriz bir etki de sizinle olabilir. Ama böyle bir şeyi fazla didiklemeden, hani doğru detaylandırarak detayın içinde kaybolmadan da bunu iyi değerlendirmeniz gerekmekte, bunu da söylemekte fayda var. Cuma'dan itibaren eğer bu hafta banka işleri, finansal konularda önemli bir işiniz varsa, bir konuşma, tanıtım, bir ürününüzün ya da işinizin bir durumun tanıtımını yapmanız gerekiyorsa, bu işler finansal konular, banka işleri, kredilerle ilgili işler, hukuksal alanlar, avukatınıza yapmanız gereken bir görüşme, muhasebecinizle yapmanız gereken bir görüşme, tüm bu alanların daha destekli olacağı etkiler söz konusu. Özellikle Cuma bu anlamda şanslı enerjilerden geçeceksiniz sevgili başaklar. Hafta sonunda yine konuşmanın, görüşmelerin çok yoğun olduğu etkiler var. Ee, küçük bir seyahat olabilir pazar günü ama biraz hafta ikinci arasından itibaren gelen etkiler videosunda anlatmıştım. Ama onu böyle oraya çarpmıyoruz, gürültü yapmıyoruz lokumcum değil mi canım? Gel bakayım, gel hadi lokum onu bırak. Ağzına oyuncak kemiğini almış, e, ...gürültü çıkartıyor, sizi de rahatsız etmesin diye onu bir toparlamaya çalışıyorum. Evet demek ki pazar günü küçük bir saat bir yolculuk vesaire planladığınız bir şey olabilir dedik. Ama havalar haftanın ikinci yarısı biraz daha sürpriz soğukları e, yapma potansiyelinde. O yüzden sağlığınıza da korunmanıza, bağışıklık sisteminize ve hani biraz böyle ek gıdalara belki almanız gereken doktorunuzun kontrolünde tabii ki vitaminlerinize dikkat etmekte fayda var. Özellikle hafta sonunu organize ederken bir küçük seyahat bir yakın bir çevreye gidilecek bir yer organize ederken bunu da göz ardı etmeyin sevgili başaklar. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, kolaylıkla ilerlesin, sağlıkla, afiyetle, bollukla tamamlanacak. Tüm enerjinin kolaylıkla su gibi akıp gideceği ve şansın, bereketin sizinle olacağı aşkla güzel bir haftayı geçirmenizi canı gönülden temenni ederim. Sevgiyle kalın. Ve sevgili terazi burçları, yükselen teraziler başta olmak üzere. Şimdi bu haftanın enerjileri sizin için de son derece önemli. Karşı alanınızda, tam karşı alanınızı gösteren noktada gelen etkiler videosunda anlatmıştım. Jüpiter'in bir sabit yıldızla sağlam bir kontağı var. Bu da sağlam bir sabit yıldızdır. Hamal Yıldızı diye geçer. Dolayısıyla ikili ilişkiler, kontaklar, ortaklı işler Eşiniz, partneriniz, başkalarıyla yürüttüğünüz her türlü iş noktanızda özellikle yükselen teraziler için dikkatli olması gereken bir süreç var önünüzde. Buraya biraz önem vermeniz lazım. Bu hafta çarşamba ve perşembe önemli bir görüşme, iş görüşmesi, kontak, bir ortaklıkla ilgili el sıkışma bunlara dikkat edin. Mümkünse bu, bu iki günü bu noktaların dışında değerlendirmeye gayret edin. İkili ilişkileriniz adına bazı sınavlar söz konusu olabilir. Zorlanabilirsiniz. Biraz daha mücadele etmeniz gerekebilir ama meseleleri büyütmemeye çalışın. Özellikle ikili ilişkilerde, ortaklı işlerde, başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz her türlü alanda bir şeyi mücadeleye çevirmemeye özellikle özen gösterin hukuki alanlarda bir adım atmanız gerekiyorsa avukat tutmanız, ilk görüşmeyi yapmanız, belki işte bir mahkeme açmanız böyle bu alanlarda bir işiniz varsa da bunu cuma gününe almaya özellikle e, özen gösterin cumadan önce bu alanlarla ilgili adımlarda çok destekli olmayabilir sizin adınıza kişisel bakımınız güzel güzelliğinizle ilgili, bakımınızla ilgili, estetikle ilgili yine bir planınız, bu hafta böyle halletmeniz gereken bir bakım işiniz varsa pazartesi ve sizin için cuma gününün enerjileri çok uygun. Cuma günü ay burcunuza geçecek, rahatlayacaksınız. Cuma'dan itibaren özellikle işle, güçle, tanıtımla ilgili dünyevi alanlarda her türlü işinizde bu hafta alabileceğiniz denk getireceğiniz en güzel, en akıcı enerji Cuma günü daha rahat seyredecek gibi sizin adınıza duruyor. Hafta sonu yoğun, telaşlı geçebilir. Gelen olarak e, mücadele içinde mücadele etkileri yüksek olabilir. Dostlarınızla, yakınlarınızla, sevdiğinizle ya da sevdiklerinizle bağlantılı her türlü iletişim ve ilişkinizde bu hafta bir meseleyi büyütmeyin. Bazen hani beklediğiniz yardımı, desteği görmeniz zor olabilir. Bu anlamda kırgınlıklar hissedebilirsiniz. Hiçbir şeyi çok büyütmemeye çalışın kendi işimizi kendimizin görmemiz gereken, biraz da ayaklarımızı yere sağlam basmamız gereken bir hafta geçireceğiz. Sizin de bu anlamda bir şey ele alırken buraya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Perşembe günü önemli bir işiniz, bir kontağınızla ilgili bir şey hasıl olursa bunu da saat 14'ten sonraya denk getirmeye gayret edin. Enfeksiyonlar, işte mikrobik alanlar gribal enfeksiyonlarda dahil olmak üzere bu hafta biraz hassasiyet yüksek. O yüzden sağlığınıza, e bağışıklık sisteminize, doktorunuzun önerdiği ek gıdalara önem vermeniz, kendinize iyi bakmanız, uyku sisteminizi ve yeme içme dengenizi iyi ayarlamanız gereken bir hafta var. Bütün bunların yapılması durumunda da tüm bu akışı çok daha rahat geçirmeniz söz konusu olacak. Güzellikle olsun, kolaylıkla olsun rahatlıkla ve huzur ve dengeyle olsun. Aşkla, bollukla, bereketle, şansla tamamlanacak şahane bir hafta temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın inşallah. Ve sevgili Akrep burçları, yükselen Akrepler başta olmak üzere Haftaya dolu dolu başlıyorsunuz, özellikle çalışıyorsanız, kariyer, iş, bu alanlardaki tanıtım, hele de kozmetik, estetik, güzellikle ilgili işler, sanatla ilgili işler, e, tüm bu alanlarda bir işiniz, bir uğraşınız varsa çok güzel e, şanslar, fırsatlar elde etme, kalıcı bir fırsatı gerçekleştirme ya da işlerinizin daha akıcı ilerlemesiyle ilgili güzel etkilerden geçme potansiyeliniz var. Aile büyükleriyle diyaloglarınıza bu hafta dikkat edin. Karşı karşıya gelme, yanlış anlaşılmalar, restleşmeler söz konusu olabilir. Özellikle anneniz, anneanneniz, işte böyle anne soyundan gelen aile büyükleriyle ilgili konularda biraz daha sakin ilerlemek, bir meseleyi büyütmemek sizin için son derece faydalı olacaktır sevgili akrepler. Diğer taraftan salı ve perşembe arası daha e, sakin olmanızı, yani iş e, kariyer ve benzer alanlarda daha sakin ilerlemenizi özellikle tavsiye ediyorum aceleye getirmeyin herhangi bir durumu özellikle işle ilgili kariyerle ilgili vereceğiniz bir kararı aceleye getirmeyin bu hafta e, ve özellikle anlaşmalar sözleşmeler tanıtım e, önemli bir konu bir teknolojik alım bir cihazın alımı bunu da çarşamba ve, ve perşembeye yine denk getirmemeye özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Salı günü koşturmanız yüksek olabilir. Organize etmeniz, detaylandırmanız, şöyle hemen hızlı hızlı halletmeniz gereken işleriniz varsa, dışarıda sahada koşturmanız gereken işleriniz varsa ya da evde olanlar için ev dışında bunu da alışveriş dahil olmak üzere salı gününe çok rahatlıkla alabilirsiniz. Devletle, Hani kamu ile ilgili belki imza işi, belki belediyelerde bir takım işleriniz, e, vergi dairelerinde bir takım işleriniz varsa bunu da çok rahatlıkla bu hafta salıya alabilirsiniz. E, Perşembeden itibaren Perşembe ve Cuma kalabalıklara girmeyin. Biraz daha kendi alanınızda olmaya özellikle özen gösterin. Kalabalıklara girmeden daha sakin geçirmek, sağlığınız açısından da bu, bu noktalara dikkat etmenizi öneririm. Perşembe sizin için kritik noktalar var özellikle. İlla bir şey yapmanız gerekiyorsa saat 14'ten sonra yapmaya gayret edin. Ama mümkünse özellikle Perşembe'yi daha boş bırakmaya özen gösterin. Bir de ikili ilişkilerinize, yakın çevrenizde diyaloglarınıza bu hafta dikkat edin. Önemli bir girişiminizi yine çarşamba gününe özellikle denk getirmemenizi mümkünse çarşamba, perşembeye bir hasta tavsiye edeceğim. Bu hafta dediğim gibi yani daha rutinde sizin adınıza sakin düşünerek ve aceleye getirmeden işleri güçleri ilerlemeniz gereken noktalar var. Yakın çevrenizde diyaloglar, konuşmalar açısından da yanlış anlaşılmalar çok aktif olacak bu hafta. Dinlemek önemli. Gelen etkiler videosunda da detaylarıyla anlattım. Dinlemek, dinleyerek ilerlemek konuşmaktan ziyade dinlemek biraz geriye çekilip bakmak, seyretmek hali çok daha iyi sonuç almanızı, bir şeyleri çok net fark etmenize de neden olma potansiyelinde. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. En yüksek aydınlığa ilerlesin. Her işinizin tıkır tıkır gideceği, kendi yolunda su gibi ilerleyeceği, bollukla, bereketle, sağlıkla tamamlanacak, aşkla güzelleşecek şahane bir hafta temenni ediyorum. İyi haftalar. Ve sevgili yay burçları. Yükselen yaylar başta olmak üzere. Şimdi bakalım bu haftanın enerjileri sizin adınıza öncelikle neler söylüyor. Haftaya dolu dolu etkilerle başlayacaksınız. Yurt dışı kontakları, koşturmalar, eğitim, akademik çalışmalar, güzellikle estetikle ilgili işler, kişisel bakımınız, kişisel gelişimle ilgili belki tamamlayıp toparlamaya çalıştığınız bir konu tüm bunlarla ilgili yoğun etkiler var. Biraz hareketli enerjilerle başlıyorsunuz. Özellikle pazartesi, salı, iş, güç, tüm bu alanlar, akademik çalışmalar, öğrenciyseniz dersleriniz, okulla ilgili konular, belki hani toparlamaya çalıştığınız bir konu. Hep bunların hepsi çok da güzel akıcı enerjiler içinden geçirme sizi potansiyeli taşıyor. Nerede dikkat edeceğiz? Çarşambadan itibaren özellikle kariyer, iş çalışanlar için bu alan, evde olanlar için de eşleriyle, kendi iş dinamikleriyle, ailevi alanlarla bağlantılı konularda dikkatli olmak gerekiyor. Aşk ve ilişkilerde biraz fırtınalar açık enerjilerden geçeceksiniz bu hafta. Jüpiter'in hamal dediğimiz bir yıldızı özel bir kontağı var. Kişisel alanlarınız, aşk, duygusal alanlarınız, kişisel gelişim, kişisel noktalarınızla ilgili etkileri biraz böyle hani kökürtme potansiyelinde ilişkilerde şartları zorlamayın. Çocuklarınıza olan diyaloglarınızda çocuk sahibiyseniz daha sakin, daha akılcı olmaya gayret edin. Ee, diğer taraftan bir şansla ilgili etkilerinizi yüksek tutabilir ama etik alanlarda doğru olandan ayrılmadan hareket etmek gerekiyor. Şans ve fırsatları da çok açık. Enerjileri aktif edecek bu e, özel kombinasyon Jüpiter'in hamal e, alanında seyretmesi ama bunu değerlendirmek adına da acele etmeden sakince ve etik olanda kalarak ilerlemek sizin adınıza daha önemli olacak. İlişkilerle ilgili birden aniden aktif olan bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Ne gidene ne gelene fazla yükselmeden iyi izleyerek biraz da hani yukarıdan daha bütünden bakarak büyük resmi gözden kaçırmadan yorum yapmanız ya da böyle değerlendirmeniz çok daha hayrınıza olacaktır. Ee, bu hafta özellikle sosyal alanlar arkadaşlarla ilgili kısım hafta sonu ile birlikte cuma ile birlikte çok aktif olacak. Önemli bir işiniz, maddi konularda bir adımınız, işle güçle ilgili bir görüşmeniz, önemli bir kontağınız, hukuksal konularda bir durumunuz, belki bir taşınma, bir tanıtım, satış ve pazarlama ile ilgili bir şeyiniz varsa da bunu sevgili yaylar çok rahatlıkla cuma gününe alabilirsiniz ama onun dışında dediğim noktalarda daha özenli olmaya gayret edin. Sosyal alanlar adına da cumartesi gününün etkileri son derece güzel. Cumartesi ve pazarın pazarı evde geçirmeye çalışın. Ay arka alanınızda olacak çünkü. Cumartesi günü sosyal alanlar, arkadaşlar, dostlarla görüşme adına da yine güzel etkiler var. Sürpriz bir haber, güzel bir beklediğiniz bir şey, belki bir fırsat kazançlarla ilgili güzel bir fırsat söz konusu olabilir. Özellikle cumartesinin enerjileri bu anlamda da fırsatlar açık tutuyor. Her şey gönlünüzce olsun, güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. Her şeyin olması gerektiği gibi en yüksek kaydınıza ilerleyeceği, kolaylıkla tamamlanacağı, işlerinizin su gibi akacağı, sağlıkla, afiyetle ilerleyecek, şansla, bollukla tamamlanacak harika bir hafta diliyorum. İyi haftalar. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar, Ay burcu Oğlaklar. Bakalım bu haftanın enerjileri Vedik astroloji ve Sidereal Zodiac'a göre size neler fısıldıyor? Şimdi öncelikle e, bu hafta önemli bir etkileşim vardı. Jüpiter artık 10 gün 15 gün sürecek bir etkiyi başlatıyordu. E, hamal dediğimiz çok önemli bir yıldızla kavuşum yapıyordu. Genel etkiler videosunda anlatmıştım. İzlemediyseniz izleyin. Sizin için önemli çünkü bu alan özellikle Çarşamba ve Perşembe Merkürün burcunuzla bağlantılı bir kontağı nedeniyle de hali sizin için etkin bir enerjiye işaret ediyor. Bu hafta her türlü e, ticari alanınız, iletişim noktanız, satış pazarlama ile ilgili işleriniz. E, sağlıkla ilgili hatta böyle hani biraz merkezi sinir sistemi vesaire belki e, diş kontrolleriniz falan. Bunlarla ilgili noktalarda çarşamba ve perşembe ama başta ticari konular olmak üzere, iletişim alanları, tanıtımlar olmak üzere daha dikkatli olmanızı gerektiren etkiler var. Riskleri almayın. Çarşamba ve perşembeyi bu hafta mümkünse, daha çok rutin işlerle geçirmeye çalışın. Emlak işleri, gayrimenkul konuları, ailevi alanlar, ebeveynlerle ilgili konularda biraz hassasiyetler yüksek olabilir. Ebeveynlerinizin sağlık alanları biraz daha bu hafta dikkat gerektiriyor. Orada belki dikkat edilmesi bir gereken bir alan, yaptırılması gereken bir kontrol varsa pek ihmal edilmemesi gerekiyor. Haftaya da özellikle bankacılık konuları, kredilerle ilgili işler, bu alanlarla ilgili bazı işleriniz varsa bir alacak verecek işinizin bir derlenip toparlanması gerekiyorsa bununla ilgili konulara biraz daha önem vererek başlayabilirsiniz. Parasal konularda... Ee, hani böyle bir çözüm bulmak zor olabilir özellikle haftanın ilk yarısının etkilerinde hatta cumaya kadar olan etkilerde maddi alanlar, parasal konularda şartları çok zorlamayın. Daha sonra hızlı bir şekilde inşallah hepsi açılacak sizin adınıza da. Ee, diğer taraftan salıdan itibaren rahatlıyorsanız, bu hafta önemli bir işiniz, idari bir konuda bir işiniz, toparlamanız gereken işler, dışarıda çözmeniz gereken işler, çalışmıyorsanız bile dışarıda halledilmesi gereken işler, ödenmesi gereken belki faturalar, koşturup halledilmesi gereken işler, enerjinin de yüksek olduğu bir gün, tüm bunları salı gününe alabilirsiniz. Hem çalışanlar için hem evde olanlar için salı aktif bir gün. Buna göre değerlendirmekte fayda var. Ama pazartesi fiziksel olarak da kendinizi katiyen yormadan e, geçirmeye özellikle o günü öyle değerlendirmeye, dinlenmeye vakit ayırarak geçirmeye özen gösterin. Çarşamba ve Perşembe hem ticari alanlarda hem sağlıkla ilgili konularda hem de yakınlarınız, aile, aile üyeleri, ebeveynler, yakın çevreniz, evle ilgili konular, emlakla ilgili işlerde daha sakin geçirin. Ve Perşembe günü önemli bir konuyu da saat 2'den sonra değerlendirecek şekilde o günü planlayın. Daha rutin konularla bu iki günün geçirilmesi gerekiyor. Cuma'dan itibaren rahatlayacaksınız. Eğer bu hafta kariyerle ilgili, işle ilgili önemli bir işiniz, toparlamanız gereken bir durum varsa bunu çok rahatlıkla cuma gününe alabilirsiniz. Sizin için hani haftanın neredeyse en uğurlu günü cuma olacak. Salı günü de güzel akış var. Salı ve cuma olacak ama özellikle cuma çok daha özellikle işle güçle ilgili alanlarda daha rahat hareket edeceğiniz enerjiler söz konusu ilişkilerle ilgili, ikili kontaklarınızla ilgili, sevdiğinizle diyaloglarınızla bağlantılı bu hafta şartları zorlamak, bir meseleyi büyütmek e, pek doğru değil. İçeride, dışarıda değil de daha çok içeride, ev alanlarında, yuva alanlarınızda daha sakin olmaya, biraz daha konuları büyütmeden ilerlemeye Özen gösterin, sevgili oğlaklar küçük meseleleri büyütmemeye çalışın. Evdeki huzurunuz, dengeniz bu hafta daha önemli noktaları işaret ediyor. Buralara özen göstermekte fayda var. Diğer taraftan özellikle cumartesinin enerjilerinde şöyle hani sosyal alanlar, arkadaşlarla ilgili konularda güzel etkiler var. Ancak aile büyükleri özellikle babanızla ilgili eğer inşallah sağlıklı ve şeyde hayattaysa baba ile ilgili noktalarda ee, böyle hani hem iletişimde hem oradaki belki çözmeniz gereken konularda hassas etkiler var. Biraz oraya dikkat etmek gerekiyor. Ailevi alanların şöyle e, hızlı yükselmesi, hani oradaki bir meselenin çabuk alevlenmesiyle ilgili noktalara dikkat etmekte fayda olacak. Ama onun dışında evle ilgili konular, burada çözmeniz gereken noktalara çok rahatlıkla cumartesi günü eğilebilirsiniz. Pazar günü sosyalleşmek için sizin adınıza çok güzel enerjiler var. Arkadaşlarla görüşme, sosyalleşme, biraz dostlara vakit ayırma açısından yine destekli enerjiler söz konusu olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikle olsun, kolaylıklı olsun, haftanın tüm enerjilerinin en yüksek ayınıza gideceği, şöyle güzel işlerinize su gibi akacağı, kolaylıkla ilerleyeceği, her zorluktan sonra gelecek kolaylıklara en yüksek şekilde maruz kalacağınız şahane bir hafta temenni ediyorum. Güzellikler sizinle olsun. iyi haftalar. Ve sevgili kovalar, yükselen kovalar, ay burcu kovalar, güneş burcu kovalar başta olmak üzere. Haftaya tam ayın karşı alanınızdan geçmesiyle ikili ilişkileriniz, burada belki halledilmesi gereken etkiler, görüşmeler, kontaklar, iş alanları buralarda hareketli zamanlarla başlıyorsunuz. Eğer kişisel bakımınızla ilgili bir planınız varsa bu hafta çok rahatlıkla pazartesi alabilirsiniz. Ama pazartesi günü hemen haftanın başlangıcını ağır işlerle, ağır planlarla geçirmemeye özellikle özen gösterin sevgili kovalar. Çünkü hem Dinlenmeye vakit ayırması gereken bir gün, hem de biraz daha kendi alanlarında hani böyle ritmi çok yüksek tutulmaması gereken etkiler var. Evdeyseniz de mümkün olduğu kadar böyle hani ağır temizlik, zor temizliklerle o gün kendinizi yormamaya özellikle özen gösterin. Ee, biraz Salı ve Çarşamba aslında Salıdan itibaren Cuma'ya kadar olan dönemi sizin ekstra bir parça daha dikkatli geçirmeniz lazım. Yakın çevre, kardeşler. Yakın arkadaşlar, bir girişiminiz, bununla ilgili belki hani e, böyle yakın çevrenizle bağlantılı çözeceğiniz noktalar, tüm bunların yoğun ve karmaşık etkilerden geçme potansiyeli var. Çarşamba ile birlikte özellikle. Girişimlerinizde, mücadelenizde, yakın çevrenizde olan diyaloglarınızda şartları ve sınırları zorlamayın. Başkalarının da sizin şartlarınızı ve sınırlarınızı ihlal etmesine izin vermeyin. Sevgili kovalar, biraz daha sınırlarınızı, kendi alanlarınızı iyi belirlemeniz, yakınlarınız bile olsa iyi belirlemeniz gereken etkiler var. Bu hafta salıdan sonra bu noktalar çok aktif olacak. Gelir gider dengenizi iyi ayarlayın bu hafta. Özellikle çarşamba ve perşembe. Böyle, ne bileyim bir koltuk almanız gerekiyorsa, işte belki bir e, evde kullanılan bir beyaz eşyayı değiştirmeniz gerekiyor. Yani bütçesi yüksek bir şey, bir alışveriş yapılması gerekiyorsa, ona ilgili zaten teknolojik konularda destek yok, Çarşamba, Perşembe uygun enerjiler yok. Orada da Cuma ile birlikte daha rahat ve akıcı etkilere geçeceksiniz. Cuma'dan itibaren bu hafta çok daha akıcı bir enerjiye geçeceksiniz. Cuma'ya kadar alışverişte, maddi konularda, parasal alanlarda yakın çevrenizle, kardeşler, yakın arkadaşlar, kuzenler onlarla olan diyaloglarda dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer yakın çevrenizle bağlantılı bir ortak işe girmek gibi bir niyetiniz varsa yine bu hafta acele karar vermemenizi özellikle önereceğim. Daha bireysel etkilerin önde ve baskın olacağı etkiler var. Bu aslında hem bu hafta hem önümüzdeki 10 günlük biraz daha süreçte. Hafta sonu yine daha rahat, belki küçük bir seyahat olabilir, dostlarla görüşme olabilir, sosyal alanlar adına daha rahat etkilerle geçireceksiniz. Cuma'dan itibaren rahatlıyorsunuz merak etmeyin ama bu hafta özellikle salı perşembe arasını iyi yönetmek sizin de hayrınız olur. Çok daha rahat hareket etmeniz, iyi sonuç almanız adına güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, afiyetle, güzellikle, e, en yüksek ayrınıza ilerleyecek şekilde tamamlansın inşallah. Haftanın etkileri, bolluk ve bereket içinde, güzellikle, kolaylıkla, mucizelerin size eşlik edeceği şekilde tamamlansın diyorum. İyi haftalar sevgili kovalar. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, ay burcu balıklar. Bu haftanın enerjileri bakalım sizin için neler söylüyor. Maddi konular, parasal alanlar girişimler, ailevi alanlar ve değerlerinizle ilgili konularda şartları biraz daha zorlanabileceği ya da bu alanlarda riske girmemeniz gereken etkiler söz konusu olacak. Önemli fırsatlar gelebilir ama bu fırsatları değerlendirirken doğru olandan, hak olandan çıkmamanız lazım. Sınavlar ile birlikte geliyor. Önce böyle hani yüksek, büyük şansmış gibi gelebilecek bir etki. Eğer hani doğru olan dışında gidilmesi gereken yol dışında biraz böyle eğri büğrü yollara doğru bir gidişe etki veriyorsa yani daha doğru olandan ayrılmama etkisi dışında olan her şey sonradan sizi çok yorabilecek ya da hiç beklemediğiniz noktalara ulaşabilecek etkileri de aktive ediyor. Haktan, doğru yoldan ayrılmadan bu haftanın sizin için en önemli etkisi bu. Bunu sınavları da söz konusu. Maddi konularda biraz riske girmeden dikkatli hareket etmek gerekiyor. Yatırımlar, banka ilişkileri, krediler veya burayla ilgili fırsatlar adına etkin enerjiler var ama dediğim gibi mücadele etkisi de son derece yüksek olacak. Özellikle çarşamba ve perşembe ticari alanlarda, kazançlarınızla ilgili konularda fırsatmış gibi görünen ya da sizin bilmediğiniz alanlarda çok emniyetli olmadığı fazla bir fikriniz olmayan bir alanda başkalarının söylemleriyle, başkalarının önerileriyle hareket sakın etmeyin ve özellikle parasal alanlarda riske girmeyin bilmediğiniz konularda hani böyle biraz ucu açık alanlarda e, sakın sakın ha, hani bir yatırım yapmaya ya da birinin sözüyle işte e, bir alana spekülatif bir alana girmeye, bir işin içine girmeye kalkışmayın. Bu alanlara, bu noktalara son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Konuşmalar açısından önemli bu haftanın etkileri. Başkalarının sözüyle hareket etmeyin. Size söylenen her şeye inanmayın. Dedikodulara, sahtekarlıklara karşı çok uyanık olmanız gereken, yakınlarınızı da bu anlamda belki uyarıp dikkatli olunması gereken bir hafta geçireceksiniz. Yani e, uyanıklık dozunu yüksek tutmanız gerekiyor. Gardınızı yüksek almanız gerekiyor. Maddi konularda, parasal konularda e, ya da söylemlerde, verilen sözlerde herkesin her dediğine inanmamanız son derece önemli olacak. Buraları İyi yönetmenizi özellikle tavsiye edeceğim. Haftanın riskli günü, özellikle bahsettiğim konularda Çarşamba ve Perşembe, bu alanlara özen göstermeye çalışın. Bu hafta eğer e, böyle hani kişisel alanlarınız, kişisel bakımınızla ilgili işler varsa Pazartesi ve biraz daha Cuma'nın enerjisi daha destekli olacak. Ama genel olarak size en önemli söyleyeceğim nokta, bu hafta e, genel etkileri açısından hem maddi alanlarda hem dünyevi konularda hem de ilişkilerle ilgili risklere girmeyin. Küçük meseleleri büyütmeyin. Salıyla Cuma arası bu alanlara daha fazla özen göstermeniz lazım. Saldan itibaren ha bu hafta özellikle sizinle için hani bir görüşme yapmanız gerekiyorsa, bir kontak içinde olmanız gerekiyorsa belki siz bir görüşmeye çağrıldıysanız en doğru zaman salı günü. Salı gününün enerjileri, görüşmeler, kontaklar, partnerinizle beraber belki bir kararı alma, beraber birlikte bir, bir şey yapma, işte daha akıcı etkiler içinde olma, şöyle koşturma gereken bir şeyi, bir durumu hızlı bir şekilde çözmekle ilgili en uygun gün salı. Onu çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ama çarşambadan itibaren hem maddi alanlarda hem partnerinizle, sevdiklerinizle, iş ortaklığı yaptığınız kişilerle olan diyaloglarınızda daha hani dikkatli yürütülmesi gereken etkiler başlayacak. Çarşamba ve perşembe rutin konularla, daha sakin alanlarla geçirmeye gayret edin. Sağlıkla da dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta. Özellikle yediğiniz, içtiğinize, sindirim ve bağırsak sisteminize, yeme içme düzeninize özen göstermenizi tavsiye ederim. Gereksiz, hani lüzumsuz kaloriler, işte şeker, karbonhidrat, gereksiz yağlı gıdalar, kızartmalar, fast foodlar bunlardan uzak durmaya çalışın. Dışarıda yemek yemeniz gerekiyorsa bilmediğiniz, hijyeninden emin olmadığınız bir yerde yemek yemeyin. Daha böyle evde, daha korunaklı e, beslenme düzenine önem göstermeye çalışın uyku düzeninize son derece önem verin. Bu noktaları ve bağışıklık sisteminize e, enfeksiyonlar açısından zaten genel olarak bu haftayla başlayan etkiler biraz daha hassas enerjiler barındırıyor. Ama siz sindirim sistemi, yeme içme düzeniniz, kendinizi korumanız açısından da bağışıklığınıza dikkat etmeniz açısından da çarşambadan itibaren bu alanlara biraz daha dikkat etmenizi, özen göstermenizi özellikle tavsiye edeceğim. Her şey gönlünüzce olsun güzellikle olsun, kolaylıkla olsun. Haftanın tüm enerjilerinin size bolluk, bereket, güzel mucizeler, şanslar getirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Her zorluk çok kolay şekilde, güzellikle kolaylığa dönsün inşallah. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. İyi haftalar.